Merhaba sevgili anne adayları. Bugün sizlere hamilelikte bir takım yanlış bilinen doğrulardan bahsedeceğim. Hamilelik sonrasında sizlerden en çok duyduğumuz şikayet özellikle diş çürüklerinizin hamilelik döneminde artış gösterdiği yönünde oluyor. Ama aslında sizin de inandığınız gibi bebeğinizin bu dönemde sizin dişlerinizden kalsiyum emdiği ve bu nedenle her bebeğin anneye bir diş kaybettireceği düşüncesi kesinlikle doğru değildir ve herhangi bir bilimsel veriye dayanmamaktadır. Bebeğiniz bu dönemde kendisi için gerekli olan kalsiyumu sizin yediğiniz gıdalardan karşılamaktadır. Ve eğer siz kalsiyumu yediğiniz gıdalardan yeteri kadar karşılayamazsınız, bu durumda bebek kendi diş ve kemik gelişimi için gerekli olan kalsiyumu sizin kemiklerinizden karşılamaktadır. Yani hiçbir şekilde dişlerinizden kalsiyum çözünmesi ve madde kaybı yaşamamaktasınız. Fakat hamilelikte ağzınızda bir takım değişikliklerin olabileceği de bir gerçek. Özellikle vücuttaki hormonal dengenin bozulması ağız ortamında dişlerin çürümesine uygun bir ortam yaratmaktadır. Hamileliğin ortalarına doğru sizin de fark ettiğiniz gibi artık vücudunuzun hemen her yerinde ödemler görünmeye başlamakta ve aynı ödemler ağız içerisinde de görünmeye başlamakta. Özellikle dişlerinizi saran yumuşak doku dediğimiz diş etleriniz daha fazla şişmiş bir hal alırlar ve bu sebeple yediğiniz yiyecek artıklarının dişlerinizin kenarında birikme riski artar. Bu da çürük oluşumunu hızlandıran bir faktördür. Hamilelikte çürük oluşumunu hızlandıracak faktörleri özetlememiz gerekirse şöyle söyleyebiliriz. Özellikle hamileliğin ilk 3 ayından sonra bebeğiniz artık belli bir büyüklüğe ulaştığı için sizde de iştah artışı gözlenmekte ve bu dönemde bazılarınız özellikle şekerli gıdaları ve tatlıları daha fazla tüketmekte. Ve tabii bebeğin getirmiş olduğu heyecanla bu dönemde ağız hijyeni ikinci plana atılmakta ve bu sebeple de ağızda çürüklerin görünme olasılığı artmaktadır. İkinci bir neden olarak hamileliğin ilk aylarında görülen mide bulantıları sizi diş fırçalamaktan alıkoyabilmektedir. Bunun üzerine kusmalar da eklenince diş ve diş etleri daha yoğun miktarda mide asidine maruz kalarak çürümeye yatkınlık göstermektedir. Gebelikte hormonların etkisiyle beraber görülmesi muhtemel hamilelik gingivitisi diş etlerinize daha fazla kanamaya yol açmakta ve bu sebeple siz sevgili anne adayları diş fırçalamaktan kaçınmaktasınız. Tüm bu faktörler birleştiğinde ağızda çürük oluşumu hızlanabilmektedir. Ama sizler çok basit önlemler alarak bu durumda hem kendinizi hem de bebeğinizin diş sağlığını koruyabilirsiniz. Yapmanız gerekenler muhakkak hamilelik döneminizde rutin diş hekimi kontrollerini ihmal etmemenizdir. Ve yine ağız bakımınıza çok özen göstermeniz gerekmektedir. Günde en az 2 kez diş fırçalamak ve 1 kez diş ipi kullanmak durumundasınız. Bunun dışında diş etlerinizi rahatlatmak için doktor kontrolünde gargaralar kullanabilirsiniz. Aslında tüm bunları dikkate aldığınızda bu dönemde diğer dönemlerden farklı oranlarda diş çürükleri ve diş kayıpları ile karşılaşmazsınız. Umarım sağlıklı görüşlerinizin olduğu mutlu bir hamilelik dönemi geçirirsiniz.